Evet dostlar, Azdan Az Çoktan Çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle A101'de satılan ahşap kahverengi ayakkabılık dolabımızın kurulumunu nasıl yapıyoruz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu en detaylı ve en açıklayıcı şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu an kameradan da görmüş olduğunuz gibi gelen malzemeleri güzelce sınıflandırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi tek tek sizlere anlatacağım. Siz de bu kuruluma başlamadan önce bu malzemeleri önce bu şekilde tek tek sınıflamanız gerekiyor kafanızın karışmaması için. Şimdi şuradaki şu görmüş olduğunuz plastik parçalar bizim ayakkabının raflarını tutacak olan parçalar. Bunları buraya güzelce ayırdık. Şurada görmüş olduğunuz 2, 4, 6, 8 tane uzun vidamız var. Bunlar da alt ve üst taraftan ayakkabılığımızı vidalayacak olduğumuz vidalar. Şurada bizim ayakkabılığımızın kapısını açacak olduğumuz 2 tane bakın şu şekilde yuvarlak aparatımız var. Şuradaki şu vidalar da bizim ayakkabılığımızı açacak olduğumuz kulplarımızı vidalayacak olduğumuz vidalarımız. Şunlarda da ayakkabılığın arka tarafına çakacak olduğumuz çivilerimiz var. Şurada da görmüş olduğunuz gibi 16 adet küçük boy vidamız mevcut. Bu vidalarımızda şuradaki şu görmüş olduğunuz ayaklarımızın vidalamasını yapacağız. Her bir ayağımızda 4 tane delik var. 4 tane ayağımız var. Toplamda 16 adet bu şekilde küçük vidalama ile işlemimizi gerçekleştireceğiz. Bu küçük vidalardan ayrı bize 4 adet daha vidamız var. O vidalarla da diğer vidalamalarımızı yapacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın üst tarafında bir adet çıkıntı olan 4 tane bu şekilde takacak olduğumuz aparat var. Bunları dolabımızın kapağına takacağız. Şuradaki şu metal çıkıntıya da şurada yer alan 4 tane plastik parçamızın montajını yapacağız. Onlar da onun için gelmiş. Şurada yer alan ayrı bir tane bakın üst tarafında çıkıntı olmayan var. Bunu da dolabımızın en alt tabakasına yerleştireceğiz. Dolabın içeriye doğru gitmesini engelleyecek olan aparatımız dostlarım. Evet malzemelerimiz bu şekilde. Bir de şu görmüş olduğunuz plastik parçalarımızdan var. Bunlardan da toplamda 8 adet var dostlarım. Bunların da güzelce montajını yapacağız. Parçalarımız, malzemelerimiz bu şekilde dostlarım. Bunların bu şekilde tasnifini, ayarlamasını, ayırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi montaj işlemine başlıyoruz. Ayakkabılığımızın Alt tabakası dostlarım bakın ortada 2 adet delik olan bir tane tahtamız var. Bu tahta tek gelen parçalar içerisinde ortada bu şekilde 2 adet deliği olan tahtamız tek. Bu bizim ayakkabılığımızın en alt tabakası dostlarım. Bakın şurada şu şekilde plastik parçaları çakacak olduğumuz 2 adet büyük deliğimiz var. Hemen yanında 2 adet küçük deliğimiz var. Bir tane de şurada deliğimiz var. Görmüş olduğunuz gibi aynı deliklerden burada da var. Bunun aynısının tek farkı en üst raf olacak olan tahtamızdaki tek fark şurada iki tane delik olmaması. Şuradaki şu delikler bakın şu deliklerin hepsi aynı olan bir tane daha tahtamız var. O tahtamız bizim en üst rafımız olacak. O tahtayı da sizlere göstereyim. O tahtamızda bu bakın. O en alt olacak olan tahtadan tek farkı şu ortada 2 adet deliğinin olmaması. Bu bizim en üst taraftaki tahtamız olacak. En üstteki tahtamız bu olacak. Şimdi bunun belirlemesini yaptıktan sonra yan tarafa koyacak olduğumuz. Yani şu kısma koyacak olduğumuz ve şu kısma koyacak olduğumuz tahtaları belirleyeceğiz. O tahtalarımızda bakın iç tarafında bu şekilde 2 4 6 tane delik olan tahtamız da bizim şuradaki yan taraftaki tahtamız olacak. Aynı şekilde 2 4 6 tane deliğimiz olan tahtamız var. Bunlar da bizim yan tahtalarımız olacak dostlarım. Şimdi en üst, en alt ve yan tahtalarımızı belirledik. İskeletimizi kuralım ve işlemlerimize devam edelim. Şimdi buradaki büyük deliklerimize görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Plastik parçalarımızı çakma işlemini gerçekleştiriyoruz. Plastik malzemelerimizi görmüş olduğunuz gibi çakma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir diğer, diğer konu bakın tahtamız bantlı ve bantsız yüzey olarak adlandıracağız. Şurası bantsız yüzey. Şu kısmı da bantlı yüzey dostlarım görüyorsunuz. Şimdi buradan sonraki yapacak olduğumuz tüm işlemlerde bantsız ve bantlı olan yüzeylerin hepsi tek tarafa bakacak şekilde. Yani bantlı tarafların hepsi bantlı tarafa bakacak. Bantsız olan tarafların hepsi de bantsız tarafa bakacak. Burada hata yapmayacağız. Şimdi biz bu tarafa bakın bantlı yüzeyimizi koyduk. Şimdi bundan sonra buraya koyacak olduğumuz tüm yüzeyler bantlı olacak şekilde koyacağız. Misal şuradaki yan tahtamızı bantlı kısmıyla şuranın bantlı kısmı aynı dostlarım. Bu şekilde yan tahtalarımızın güzelce montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın buradaki şu yan tahtalarımızın şu kısmında iki adet büyük deliğimiz var. Onları da sizlere göstereyim. Bu büyük delikler şuradaki şu plastik çakmış olduğumuz çivilerin üzerine denk gelecek şekilde montajını sağlıyoruz. Bantlı yüzeylerin hepsi aynı yöne bakacak şekilde yan kapaklarımızın montaj işlemini gerçekleştirdik dostlarım. Şimdi en alt tabakamızda bakın şurada bir adet deliğimiz var şöyle görüyorsunuz. Aynı delikten şu şekilde deliğimiz var. Aynı zamanda alt tarafta da deliğimiz var. Buradan da vidalama işlemini gerçekleştireceğiz. Toplam alt tabakada bu şekilde 4 adet deliğimiz var. Şimdi bu deliğimize büyük olarak adlandırmış olduğumuz, orada sınıflandırmış olduğumuz büyük vidalarımızla montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. 4 adet büyük vidamızı aldık. Şimdi montaj işlemine başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet büyük vidamızla güzelce vidalama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şurada Ara taraftaki bakın yan taraftaki raflarımızın o sizlere göstermiş olduğum plastik parçalarını güzelce takıyorum. Bu şekilde şu plastik tutucularımız raflarımızı tutacak şekilde bakın şu yüzeyi yukarıya bakacak şekilde raflarımızı tutacak şekilde montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Raflarımızı tutacak olan plastik parçalarımızın montaj işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şuradaki üst kapağımızın montajını yapıyoruz. Şu plastik vidalarımızı güzelce yuvalarına çekiç yardımıyla yerleştiriyoruz. Plastik parçalarımızı ardından yan kapakta bulunan bansız yüzeyde bulunan şu deliklere güzelce montajını sağlıyoruz. Plastik kısımları taktıktan sonra yine aynı şekilde 4 adet büyük boy vidamızla güzelce vidalama işlemini gerçekleştiriyoruz şu kısımlardan. Vidalama işlemimizi gerçekleştirdikten sonra bu iskeletimizi güzelce dik duracak şekilde sisteme çevirmeden getirmeden önce bu şekilde ters çeviriyoruz ve ardından arka tarafına kontra plağımızın montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi bakın dolabımızın en alt kapağı görmüş olduğunuz gibi çift delik var dedik burası ön tarafa bakacak. Dolabımızı ters çevireceğiz arka tarafına kontra plaklarımızın çivi ile montaj işlemini gerçekleştireceğiz. Kontra plağımızı eşit olacak şekilde güzelce düzeltme işlemini yaptık. Bu şekilde yerleştirdikten sonra çivi yardımıyla güzelce montajını sağlıyoruz. Kontra plaklarımızı güzelce çivi yardımıyla çivileme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi dolabımızı kaldırıyoruz. Dolabımızı güzelce ayağa kaldırma işlemini gerçekleştirdik. Görüntüsü bu şekilde dostlarım. Kurulumumuzu yaptık. Şimdi burada araya koyacak olduğumuz 3 adet rafımızı güzelce yerleştiriyoruz. Bu raflarımız zaten aynı standart boyda olan 3 adet rafımız var. Herhangi bir yerinde delik olmayan, herhangi bir şey olmayan ve 3 eşit parça olan raflarımızın güzelce montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat edecek olduğumuz nokta bantlı olan yüzey yine dışarıya bakacak şekilde montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. <laughs> Birinci rafımızı koyduk. Üçüncü rafımızı da koyma işlemini gerçekleştirdik ve son görüntüsü bu şekilde oldu dostlarım. Şimdi sıra geldi dolabımızın kapak montajını yapmaya. Dolap kapaklarımızı da bakın. Buradaki iki adet dolap kapağımızın en üst tarafında birer tane delik var dostlarım. Bir buradan anlıyoruz. Bir diğeri dolap kapaklarımızın alt köşesinde yine iki adet deliğimiz var. Aynı şekilde burada da iki adet deliğimiz var. Bunlar da bizim dolap kapağımız. Şurası dolabımızı açıp kapatacak olduğumuz, çengelimizi takacak olduğumuz yer burası. Burası da bizim orada sizlere ilk başta videonun başında göstermiş olduğumuz plastik parçalarımızın montajını yapacak olduğumuz yer. Şimdi buradaki malzemeleri tekrar sizlere göstermek istiyorum. Şu kapağımızın alt kısmında iki adet deliğimiz var. Yine diğer kapağımızın alt kısmında iki adet deliğimiz var. Aynı şekilde bu kapaklarımızın üst kısımlarında da bakın bu şekilde deliğimiz var. Toplamda delik olan kısmı 4 adet. Yani ikişerden 8 adet deliğimiz var. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6, 8 tane deliğin montaj yapacak olduğumuz plastik parçamız var. Bu her bir plastik parçamızın üst kısmında küçük bir çıkıntı var. Onu da sizlere şöyle göstereyim. Bir tane de herhangi bir çıkıntı olmayan bir tane plastik parçamız var. Bu plastik parçamızı ayak ayakkabılığımızın en alt tabakasındaki yere güzelce montajını sağlıyoruz. Evet buraya montajını sağladık. Şimdi buradaki şu plastik parçalarımızı da bu kapaklarımızdaki deliklere güzelce montajını sağlıyoruz. Bu şekilde kapağımızın alt tarafına montaj işlemini yaptıktan sonra şurada yer alan 4 tane plastik parçamız vardı. Bu plastik parçalarımızı şuradaki şu küçük çıkıntımızın iç üzerine güzelce takma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunu bu şekilde buraya taktıktan sonra dolabımızın alt tarafında yer alan şu delik var. Şu deliğe direkt montajını sağlayacağız. Aynı parçayı kapağımızın şu diğer deliğine taktığımız zaman onu da sizlere göstereyim. Bakın, şu deliğine taktığımız zaman da yine aynı şekilde alt tarafta yer alan şu deliğe montajını yapacağız ve üst tarafta yer alan bakın Üst taraftaki şu deliğimize güzelce montaj işlemini gerçekleştireceğiz dostlarım. Kapaklarımıza bu şekilde malzemelerimizi taktıktan sonra bakın şu orta yerinde sabitleyecek olduğumuz bir deliğimiz var. Bu orta yerden güzelce vidalama işlemini tüm kapaklarımızdan buradaki aparatlarımızı vidalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Müzik Görmüş olduğunuz gibi buradaki vidalama işlemimizi de tamamladık. Şimdi kapağımızın montajını gerçekleştiriyoruz. Dolabımızın kapak montajını da gerçekleştirdik dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi kapağımız gayet güzel bir şekilde kapanıyor. Şöyle sizlere gösteriyorum. Dolabımızın kapağı gayet 10 numara 5 yıldız olarak adlandırabileceğimiz şekilde kapanıyor. Ancak bir sıkıntımız var. Buradaki şu kapağımızın boyu uzun gitti. Kısacası şuradaki şu ön taraftaki kapağımızın boyuyla yan tarafta yer alan tahtamızın boyu bakın eşit değil aynı olmadığı için Burada montaj işleminde sıkıntı yaşadık. Bunu kesen usta şuradaki şu siyah parçayı bakın şunu koyduğumuz zamanki yüksekliği hesaplamamış diye tahmin ediyorum. Eğer benim yanlış yapmış olduğum bir uygulama yanlış yapmış olduğum bir sistem yok ise buradaki şu siyah parçanın Buradaki payının hesaplanmadığını sizler de çok rahat bir şekilde şuradan görebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir açıklık meydana geldi. Bununla alakalı maalesef yapabileceğimiz bir şey yok bu tarz montaj işlemlerinde. A101'den alınan bu dolapla alakalı birkaç yorumda da görmüştüm. E, bu şekilde sıkıntı yaşayanların olduğunu, deliklerin yanlış açıldığını söyleyenler de vardı. Değişik sıkıntılardan bahsedenler de vardı. Biz de bu şekilde bir sıkıntı yaşamış olduk dostlarım. Ancak genel itibariyle kurulum işlemini gerçekleştirdik. Şimdi son olarak dolabımızın açacak olduğumuz şuradaki kulpunun güzelce montaj işlemine başlıyoruz. Montaj işleminde kullanacak olduğumuz şu vidalarımız bakın bu şekilde diğer vidalarımızdan farklıydı zaten. Bu vidalarımızın güzelce buradaki kapağı kulplarımızın montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bu kısımdan vidamızı buraya güzelce takıyoruz. Ardından Kulpumuzu vidamızın olmuş olduğu bu kısma bakın şuraya güzelce yerleştiriyoruz ve matkap yardımıyla buradaki sıkılaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi dolabımızın kulp montajı gerçekleşmiş durumda dostlarım. Kapağımızı güzelce kapatıyoruz ve buradaki görüntümüz bu şekilde. Montaj işlemi gayet basit bu kulplarımızın montajı. Bunu da gayet güzel bir şekilde montajını yapmış bulunmaktayız. Şimdi son olarak dolabımızı yatırıp ayak montajını gerçekleştiriyoruz. Buradaki bu ayaklarımızda bakın şuradaki yerlere sıfır olacak şekilde üst tarafa sıfır, arka tarafı sıfır, yan tarafı sıfır olacak şekilde güzelce bu şekilde sabitliyoruz. Ve ardından vidalama işlemimizi gerçekleştiriyoruz dostlarım. Dolabımızın ayak kurulumunu da görmüş olduğunuz gibi güzelce gerçekleştirdik. Şimdi dolabımızı düzeltiyoruz. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi anlatmış olduğumuz yol, yöntem ve tekniklerle dolabımızı güzelce kurma işlemini gerçekleştirdik. Son görüntüsü bu şekilde. Gayet şöyle dışarıdan baktığınız zaman güzel vakur bir görüntüsü var. Albenisi güzel. Ancak tabii ki burada bizim yaşamış olduğumuz bir sıkıntı da mevcut. Şöyle içini açalım sizlere dolabımızın içerisini de gösterelim. Bakın dolabımızın içerisi de kapaklarıyla beraber bu şekilde gözüküyor dostlarım. Üst taraftaki yaşamış olduğumuz sıkıntıyı bir kez daha sizlere gösteriyorum. Burada kesim yapan usta şu plastik parça bakın şu araya atmış olduğumuz plastik parçanın aradaki o ince mesafesini düşünmemiş, ayarlayamamış. Bunun neticesinde bakın şurada bu şekilde açıklık meydana geldi. Burada bu açıklığın sebebi buradaki şu plastik parçanın şuradaki 0.5 cm kalınlığı burada olsun. 0.5 de aşağı tarafta var. Toplamda 1 cm'lik buradaki ekstra uzunluğu hesaplamamış, yan taraftaki şuradaki tahtamızı eksik kesmiş. Bundan dolayı yaşamış olduğumuz bir sıkıntı bu şekilde dostlarım. Bundan da bilginiz olmuş olsun. Bunu da sizlere canlı canlı gösterdim. Bunu A101 ile iletişime geçerek göstereceğiz, durumu ifade edeceğiz, böyle bir sıkıntı yaşadığımızı dile getireceğiz. Daha önce buna benzer konularla başka şirketlerle sorunlar yaşadık. Ancak çözüm üretme noktasında çok da gayret sarf ettiklerini sizlere ifade edemem. Dolabımız bu şekilde dostlarım. Şimdi sizlere bir de santimetre olarak iç hacmini, iç ölçümünü, iç uzunluğunu sizlere gösterip bu şekilde videomuzu tamamlayalım. Görmüş olduğunuz gibi 3 adet büyük ayakkabılarımızı güzelce koyduk. Büyüklerin giymiş olduğu ayakkabıyı koyduğumuzda çok rahat bir şekilde sığdığını sizler de görebiliyorsunuz. Hatta şu kısımda bir miktar boşluk da kaldı. Kısacası her rafımız 3 adet ayakkabı alıyor dostlarım. 3 çift ayakkabı alıyor. Yani burası 3 6 9 ve toplamda 12. 3, 6, 9, 12. Toplamda 12 çift ayakkabı alıyor. Eğer ki üst tarafında kullanırsanız toplamda 15 çift ayakkabı alacak bir genişliğe sahip. Normal bir ailenin ayakkabılarını çok rahat bir şekilde alabilecek boyuta ve özelliğe sahip. Görüntüsü çok güzel. Dolapta herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet beğendiğimizi ifade edebiliriz. Bizim istediğimiz, bizim düşündüğümüz, resimde gördüğümüz dolabı aldık. Ancak şu üst taraftaki yaşamış olduğumuz sıkıntı tüm moral ve motivasyonumuzu yerle bir etti. Ancak yapacağımız bir işlem yok. Ancak ya buraya bir ekleme yapacağız. Marangozdan artı bir parça kestirip ekleme yapacağız. ve hatta bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz dostlarım. Dolabın kurulumu bu şekildeydi. Yapmış olduğumuz incelemede, değerlendirmede bu dolabın kurulumuyla alakalı Açıklayıcı ve net bir videonun bulunmadığını tespit ettik ve bu videoyu sizlerle buluşturmaya karar verdik dostlarım. Dolabımızın son hali son durumu bu şekilde. Alıp da kuracak olanlar inşallah bu videoyla beraber çok rahat bir şekilde dolaplarını kurabilecekler. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.